Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenan Karay ile TYT IT Geometri Soru Bankası kitabında paralel kenar konusundaki test 5'in çözümünü yapacağız. Evet, paralel kenar kitabımızda test 5 kaçıncı sayfada? 94 ve 95. sayfada. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC'de paralel kenar verilmiş, 140 verilmiş. 140 kullanalım. Hocam 140 ise burası nedir? 40'tır. Tanımı gereği karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Ala ne var burada? Bir Z kuralı var. Yani burada kaç 40 derece yapar? Yani bunlar 20-20 mi yaptı? Evet. O zaman bu açıda 20, bu açıda 20. Z'den dolayı, şurası 40 olduğundan dolayı. Hocam burası da 20. Sonra 2, 4, 6. Yani şu 60 ise buradaki açı kaç yapar? 120 derece yapar. 180'e tamamlayan açısı. Sonra şu üçgendeki dış açı bu. 2 iç açı, 1 dış açı. X neye eşittir o zaman? 120 artı 20'den 140 dereceye eşittir. Yani cevap E'dremit yaptı. Birinci soruda geldik 2. Aşağıda lastikler yapılmış ABCD paralel kenarı verilmiştir. Bu lastik B ve D uçlarından eşit miktarda çekildiğinde bu uçlar sırasıyla F ve E noktalarına gelmektedir. Burası 67 ise öncelikle burası kaçtır? 180'e tamamlayan açısı 113'tür. Hocam çekildiğinde şöyle bir boynuz oluştu değil mi burada? Şu boynuza bir bakalım. Buradaki boynuzda arkadaşlar şuradaki açıyı bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Bu açı A diyecek olursam A artı 14 artı 18 eşittir 113. X'in toplamı kaç yaptı? 22. 32 mi yaptı? Evet. A da buradan 113 eksi 32. 113'ten 32 çıkartırsam ne yapıyor o zaman arkadaşım? Ne yapıyor? Hocam burası 1. Burası da 8 mi? 81 derece yaptı. Evet. A açısını 81 derece bulduk. Tamam. Sonra bizden ne isteniyor? Alfa kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi öncelikle bu FV uçlarına gelmiş. Son durumda elde edilen AFCE paralel kenarı. Bak bu da bir paralel kenarmış. Dostlar şurası 81 ise karşılıklı açılar birbirine eşit. Burası da 81 olmaz mı? Yani cevap ne yaptı o zaman? E'dremit yaptı. İkinci soruda geldik 3'e. ABCD paralel kenar ve şurada bir oran verilmiş. KK, BCD 2K olarak verilmiş. Peki yazalım. ABK, ECK, BC uzunluğu da 2K. BC uzunluğu da 2K ise eğer, o zaman buraya da K kaldı. Hocam 2K ise yukarısı da 2K, K ise burası da K. Şimdi AE uzunluğunu 12 vermiş. Şurayı 12 yazalım. Sonra ED uzunluğunu 16 vermiş. Ne yapacağız? İkizkenarlıkları kullanacağız. Hadi bakalım kullanalım. Nasıl kullanacağız? Hocam tabana ait yükseklik çizsek mi acaba? Bilmem. Açılara da alalım. Ya ikizkenarda çıkmıyor. Yani 12 ve 16'yı da kullanamıyorum. Şuradan da dik çizsem özel bir durum çıkmayacak. Açılara da alalım. Hocam şuraya bir alfa açısı dersem. Burası da alfadır. Z'den dolayı bak burası da alfadır. Sonra ne yapacağız? Burası 2 alfa ise burası da 2 alfa. Sonra şuraya bir beta dersem burası da beta. Hocam Z'den dolayı bak burası da beta oldu. Dikkat et, 2 alfa ile 2 beta'nın toplamı kaç? 2 alfa artı 2 beta 180'e eşit. Alfa artı beta 90 oldu. Vay. Alfa artı beta 90 ise bak burası 90 derece oldu mu? Oldu. Sonra ne yapacağız? 12, 16 ne üçgeni? 20 üçgeni oldu. E noktasının AD'ye en kısa uzaklığı, E noktasının AD'ye en kısa uzaklığı dik olan uzaklık değil midir arkadaşlar? Bizden buradaki dik olan uzaklık nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Sadece yükseklik, hipotenüse ait yükseklik eksikse nereden yapıyorduk? Alandan. Alana git. 20 çarpı h bölü 2 üçgenin alanı değil midir? Evet. Aynı zamanda bu üçgenin alanı 12 çarpı 16 bölü 2 eşit değil midir? Aynen öyle. Bölü 2'lerden 4'e bölsen 4, 4'e bölsen 5. O zaman buradan 5H eşittir 48 ise H'ı buradan 48 bölü 5 buluruz. Hatta 2 ile genişletirsek 96 bölü 10 buluruz H'ı. Yani cevap kaç çıkar o zaman? 9,6 çıkar. Yani cevap E'dremit oldu. Geldik örnek 4'e. Aşağıda paralel kenar. Böyle bir katlama yapılmış. Katlamada biz neyi biliyoruz? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şu kenar buraya geldi. Hatta bu kenar buraya mı geldi? Evet. Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar da eşit mi? Eşit. Hocam şu açıyla şu açı birbirine eşit. Hatta bu açıyla da bu açı eşit ama karışık olan açıları genelde yazmıyoruz. Hatta ve hatta şu açı buraya da mı geliyor? Evet. Hocam çift çizgiyken aslında burası da paralel kenardan dolayı çift çizgi. Tamam. Açıları da yerleştirdik. Şimdi ne diyor? ADE üçgensel bölgesinin alanından bahsediyor. Ba, hocam katlamada açıortay, ya özellikle paralel kenarda açıortaylık varsa Z'ye dikkat edin. Bak bu köşegen Z'den dolayı nokta açısı oldu. Yani şuradaki parçayla şuradaki parça birbirine eşit oldu. Yani şunlar birbirine eşit. Tamam. Şimdi ben buraya X, buraya Y dersem. Arkadaş burası da Y mi yaptı? Evet. Şimdi benden çevre isteniyor. ADE üçgenin çevresi. ADE üçgenin çevresi. Hocam burası X artı Y. Şu katlamayı açtığın zaman şu çift çizgi buraya geldi. Burası X artı Y iken burası da X artı Y değil mi? Evet.
Bu da buraya geldi. E hocam burası x artı y. Hocam burası da x artı y olacak. Yani burası da x mi olacak? Evet. Ya da şöyle yapabilirdik aslında. Hocam şu açılar eşit açılar. Bak şimdi çift çizgi karaladım. Üçüncü açı şuraya çizgi dersem. Çift çizgi karaladım. Üçüncü açı çizgi olmak zorunda. Hocam şuradaki üçgenle buradaki üçgen eş üçgen olur. Çünkü çift çizginin karşısındaki kenarlar birbirine eşit olduğundan dolayı. O yüzden çizginin karşısı x ise çizginin karşısı da x diyebilirdik. Ama ben ne dedim? Y ve x deyince hocam x artı y. X artı y. Y'si buradaysa buraya x kaldı. Gerçekten xken burası da x çıktı mı çıktı. Şimdi başka ne isteniyor benden? ADE üçgenin çevresi. Şuraya da bir z diyelim. ADE üçgenin çevresi nedir? X artı y artı z. B, C, D, C üssü. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. B, B, C, D ve C üssü. B, C, D ve D üssü. İşte bunun çevresi isteniyor arkadaşlar bizden. Tamam. Şurası Z iken burası da Z mi? Evet. Dikkat et. Bu şu ikisinin toplamı X artı Y artı Z. Şu ikisinin toplamı da X artı Y artı Z değil mi arkadaşlar? Evet. Yani bunun 2x artı 2y artı 2z'ye oranı isteniyor. O zaman oran kaç yapar arkadaşlar? 1 bölük yapar. Tekrar söylüyorum. Şu çevresi x artı y artı z yaptı. Z iken burası da z ya. Şimdi bu dörtgenin çevresine bak şimdi. Hocam z ve x artı y. Yani x artı y artı z burası. Burası da z ve x artı y. Yani burası da x artı y artı z. Çevresine baktığın zaman 2x artı 2y artı 2z yaptı. X artı y artı z'nin 2x artı 2y artı 2z'ye oranı isteniyor. Yani cevap böylelikle Ceyhan çıktı. Güzel bir soruydu. Dördüncü soru Ceyhan geldik. 5'e. Şimdi şekilde verilen ABC'de paralel kenarı biçiminde karton B'de boyut köşegeni boyunca kesiliyor. Burası 7, burası 8 kök gibi verilmiş. Daha sonra elde edilen üçgenden uzunlukları 7 cm olan kenarları yapıştırıldığında evet 7 cm olan kenarları yapıştırılıyor. Arkadaş 7'ye 8 kökgelik kısmı burada mı? Evet. 7'ye 8 kökgelik kısmı burada. 7'ye 8 kökgelik kısmı burada. Bunları yapıştırmışız. Hocam burada 7'ye 8 kökgelik kısmı burasıysa yani senin buradaki üçgenlerin aynı üçgenler değil mi? 7'ye 8 kökki, 7'ye 8 kökki. Hatta şöyle diyelim. Şurası nokta açısıysa kısa. Burası da nokta açısı değil mi? Evet bak noktanın karşısındakiler 7. O zaman 7'yi görenler nokta karşısındaki açılar. 8 kökki görenler de çizgi karşısındaki açılar değil mi? Evet. Şurası çizgiyken burası da çizgi. Aa hocam hatta şu kenarlar birbirine eşit. Bak dikkat et şu kenarla da şu kenar birbirine eşit. E hocam burada bir ikiz kenar çıktı. Hatta şöyle tamamlayacak olursam. İkiz kenarda çizilen açı ortay. Devamı nedir? Yüksekliktir. Hatta kenar ortaydır. E hocam bu da ikiz kenarda iki üçgen çıktı burada. 90 derecede verilmiş ya. 45, 45, 90 üçgeni aslında bu. 8 kökki ise burası da 45 derece yaptı. Burası da 45 yapar. 8 kökki ise bunlar 8, 8 mi olur? Evet. Hatta burası da 8 oldu. Bizden ne isteniyor? BD. BD. Yani şu köşegen uzunluğu isteniyor. Yani şuradaki uzunluk isteniyor arkadaşlar. E çıktı soru. Şu üçgene bakar mısın? 8 burası. 15 burası. 8, 15, 17 üçgeninden cevabı 17 mi buluruz? Evet cevap 17. Yani cevap Ceyhan çıktı arkadaşlar. Geldik 6. soruya. Kendi aralarında renkleri ve uzunlukları aynı olan eş kalemlerden. Bak 3 tane kalem. Bu da 3 tane şu mavi kalemler. Kendi aralarında kırmızılar kendi arasında özdeş. Bunlar da maviler de kendi aralarında özdeş. Evet A ile F arasını kaç vermiş? Bu şekilde yaptık ve ne oluşturduk? Bir paralel kenar mı oluşturduk? Paralel kenar dememiş. Evet paralel kenar demiş. Ama paralel kenar demesine de gerek yoktu. Herhangi bir dörtgen deseydi de hocam karşılıklı kenarlar eşit. Burada da karşılıklı kenarlar eşit. Karşılıklı kenarları eşit olan dörtgen paralel kenardır. Yani burada bu cümleyi kullanmasak da olurdu arkadaşım. Haberin olsun. E o zaman buradaki özdeş kalemlerin eşitliğinden dolayı burası A iken burası nedir? 2A. Hocam burası B iken burası 2B. Tamam. Burada oranlamalar var aslında. Çaktırmadan oranlamaları söylemiş. A ile F arasında 6 demiş. EF uzunluğu nedir diye soruluyor. Ya ben şuradaki oranı kullanacağım. Böyle paralel çizeceğim arkadaş. Kelebek çıktı ama temel orantı çıkmadı. Ya da nerede? Şuradaki oranı kullanacağım. Burada da yatayların üstünde ya. O zaman dikeylere paralel çizeceğiz. Dikeye şöyle paralel çizecek olursam. Hem kelebek hem de temel orantı çıktı mı çıktı. Bak benden şurası isteniyor. Arkadaş öncelikle şuraya bakalım. Burada temel orantıda kelebekte oran yok ama temel orantıda oran var. Burada 2 bölü 3 oran var. Burası 2n iken burası nedir? 3n. Ama hocam 2'nin katı olmadı. O zaman 2 katını alalım. Şuraya 4n diyelim. Şurası da ne olacak? 2 bölü 3. 2'deki 4n ise 3'teki de 6n olacak. O zaman 2a 6n ise a'da 3n oldu. Yani bir kalemin uzunluğu. O zaman burası da 9n mi oldu? Evet. Şimdi kelebekteki oran kaça kaç? 4 bölü 9. Hocam burası 4a ise burası 9a'dır.
Sonra 2'ye 1 oran var. 9, 4 daha 13. Burası da 13 bölü 2. Ama bak bazen de işte burası böyle sıkıntıya sokuyor bize. O yüzden ben bunu sileceğim. Burada da bak 2'ye 1 oran var. 2'ye 1 oran. 13 ise 13 bölü 2a deyip sonra 9'a 6 ise şu ikisinin toplamı da şu kadardır deyip sonuca ulaşabilirim. Bak mesela burada hem kelebek hem temel orantı oluşturunca kısa çizgi paraleli işime yaramadı. E o zaman ne yapacağız hocam? Bak ilk baştaki yoldan gidelim o zaman. O zaman ne yapalım? Şuradan paralel çizelim dostum. Şuradan paralel çizdik. Kelebek var ama temel orantı yok. E bunun devamında şöyle buraya gelmez mi arkadaşlar bu? Paralel çizdik ya A'ya A. Yani A'ya 2A, A'ya 2A şeklinde ayırmaz mı? Ayırır. Buradan yapsak sanki daha sağlıklı olacak. Bak burada da şöyle bir temel orantı oluştu şöyle bakacak olursan. Hocam 1 bölü 3 oran var. Hocam 3'ün katı değil. O zaman 3'ün katı yapalım bunu. 3'ün katı olması için 6K diyelim buraya. O zaman bir tanesi 3K mı oldu? Evet. Şimdi 1 bölü 3 orandan dolayı 1 bölü 3 eşittir. N bölü 6K'dan 6K bölü 3'ten burayı ne buluruz? 2K buluruz. Hocam tamamı 9K. Tamamı 9K olduğundan dolayı buraya ne kaldı? 7K kaldı. Ve burada da bir kelebek benzerliği var mı? Var. Şuraya da bize 6 demişti. E şimdi dikkat et. Kelebekteki oran 6K bölü 7K. Yaz 6K bölü 7K eşittir. 6 bölü X'e eşit olmaz mı? Evet. X'i buradan kaç buluruz o zaman? 7 olarak buluruz. Yani cevap Balıkesir çıkar. Mesela bu tekniği çok fazla sevmiyorum ama biraz önceki ilk yolda biraz uzatıyorduk. Bu sefer böyle yaptık. Ha bu da hoşuna gitmezse şuradaki oranlamanın mantığını kullanmak demek dışarıya uzatıp kelebek benzerliği de oluşturabilirsin. O da kolay bir şekilde çıkabilir ama o da bazen yani çoğunlukla kafa karıştırıyor iç içe kelebekler girdiğinden dolayı. Evet 6. soru Balıkesir oldu geldik 7. soruya. Soruda bir katlama var. Hemen ne yapıyoruz? Yapacağımız hamle belli. Hop paralel kenarı şöyle eski haline getiriyoruz. Katlamayı açıyoruz. Üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şu kenarla şu kenar eşit. Şu kenarla şu kenar eşit. Eyvallah. Üste binen açılar da eşit. Şunlar eşit olacak. Bunlar da eşit olacak. Ama şuradaki açıların eşitliğini kullanmayacağım gibi. Ama şuradaki kullanılabilir. Niye? Böyle bir Z kuralından dolayı. Çünkü açıortaylık varsa Z'ye dikkat et demiştik. Dur bakalım. E, C üstü A'da. Hop. Doğrusal verilmiş. E, C üstü A doğrusalsa şunu yaz. E ben bu doğrusallığı nasıl kullanacağım? Hocam bak Z 45'e baktığın zaman. Buraya 67.5 67.5 yazmayalım. Sevmediğimiz bir şey. Ama Z'den dolayı bak burada kaç derece çıktı? 45 derece çıktı. Bir de CD'yi bize 4 kök 3 vermiş. Yani alt tarafta 4 kök 3. Yani burası 4 kök 3. Alan ABCD isteniliyor bizden. Hocam tabanına ait yüksekliği bulmam lazım ki çok mantıklı olacak gibi. E burada ne yapacağız arkadaşlar? Burada yapacağımız hamle şu çizgilere de dikkat edelim. Z'den dolayı bak burası çizgi açısı değil mi? Ana çizgiye çizgi. Bak bu kenarla bu kenar birbirine eşit değil mi? 4 kök 3 ise burası da 4 kök 3 oldu. E şimdi ben artık şu tabana ait yüksekliği bulabilirim. Hocam burada 45-45-90 üçgeni çıktı. Normalde dik kenardan hipotenüse geçiş kök 2 kat. Hipotenüsten dik kenara geçişte kök 2'ye bölünmüş hali. Kök 2 eşleniyle çarparsam 4 kök 6 bölü 2'den 2 kök 6 mı geldi? Evet. Şimdi alan isteniyor benden. Alan. Şurayı bak 2 kök 6 bulduk. Taban çarpı 4 kök 3 çarpı yükseklik. Yani 2 kök 6'ya eşit olur. E o zaman buradan da ne geliyor arkadaşlar? 8 kök 6 kere 3 18 yaptı. Bu 9 çarpı 2 değil mi? Evet. 9 da dışarıya 3 diye çıkar. 3 kere 8 24. Cevap o zaman 24 kök 2 yapar arkadaşlar. Yani kaçıncı soru bu? 7. sorunun cevabını böylelikle Edremit bulduk. Geldik 8. soruya. Arkadaş alan verilmiş. Taralı alan nedir diye soruluyor bize. E oranlamalar var. Alan dağıtacağız arkadaşım. Ama burada şuradaki oran var. Buradaki oran var. E alanı dağıtalım. Bu arada EBFG verilmiş. Ha dur oran bulmadan bir şey de bulabilirim. Bak. Bizim temel yapılardan bulabilirim. Şuradaki alanı vermiş bana. E buradaki alanı vermesi ne anlama geliyor? EBFG. Arkadaş burası 16. E arkadaş burası 16 da şuna bakar mısın? Bu tüm alanın 4'te 1'i değil miydi? Evet. Çünkü şu temel yapıları iyi bilin demiştik. Şöyle eşit eşit olduğu zaman bu tüm alanın 4'te 1'iydi. E o zaman bu şuraya bir A alanı dersem. Hocam bu alan tüm alanın 4'te 1'i. Paralel kenar alanın 4'te 1'i A artı 16. E şuraya X dersem. Bak şu alan da tüm alanın 4'te 1'i olmaz mı? Çünkü bu sefer de şöyle bir şey olmuş. Şöyle şöyle çizgiye çizgi. Bu da tüm alanın 4'te 1'i. Yani o da o zaman A artı X yapar paralel kenar alanın 4'te 1'i. E hem bu 4'te 1'i hem de bu 4'te 1'i. O zaman bunlar birbirine eşit. A'lar nanay oldu. X'i de böylelikle kaç bulduk? 16 bulduk. Yani cevap Denizli çıktı 8. soruda. Geldik 9'a.
Arkadaş oran verilmiş. K iken burası 2K verilmiş. FC uzunluğu K, BF uzunluğu 2K verilmiş. Sonra ne yapacağız? 8 verilmiş, 28 verilmiş. Arkadaş alan dağıtacağız. Alan dağıtacağız belli. Ama şuradaki oranlamayı bulabilir miyim? Burada başka bir oran da verilmemiş. Hocam şuradan paralel çizsek. Hadi burada hani 2 bölü 3 oran var. 2A iken 3A. Ama şuradaki oranı bilmiyorum ben. Demek ki oranı bilmiyorsam temel yapılardan biri var. Şurada bir oran yoksa arkadaşlar temel yapı. Bak şu üçgenin alanı tüm alanın nesidir? Yarısıdır. Değil mi? Evet dikkat. Dikkat dikkat. Yani şurası 2K burası da K verilmişti bize. Şu alan tüm alanın nesi arkadaşım? Yarısı. O zaman şuraya bir A alanı dersem. Hatta buraya A demeyeyim isterseniz. Çünkü 2A diyeyim. Çünkü 2K'da kalanı dağıtmaya çalışacağım burada. Şuraya 2K diyeyim. Yani paralel kenar alanının yarısı ne oldu? 2A artı 28 oldu. O zaman paralel kenar alanı ne yapacaktır? Bunun 2 katı yapacaktır. Yani bunun 2 katı kaç yapıyor arkadaşlar? 4A artı 56 yapıyor. Peki hocam 2K'ya K oranını ben nasıl kullanacağım? Farklı paralel kenarda göstereyim. Bak 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 dikkat et. Şurası 2K burası K. Hocam burası 2A artı 8. Hop. 2K'da kalan 2A artı 8 ise K'da kalan A artı 4 değil midir? Evet. Topla bakayım 3A artı 12. Burası da 3A artı 12. Tüm alan kaç yaptı? 6A artı 24 yaptı. Yani paralel kenarın alanı 6A artı 24 yaptı. Şuna göre dağıtma yaptığım zaman. O zaman ne oldu? Paralel kenarın alanı 6A artı 24 dedik. Aynı zamanda paralel kenarın alanı 4A artı 56. Yani 6A artı 24 ile 4A artı 56 birbirine eşit değil midir? Evet. Buradan 2A eşittir 56 eksi 24. Yani 56'dan 24 çıkartırsam kaç yapıyor? 32 yapıyor. A alanı da kaç yapar? 16 yapar. Arkadaş A alanı yerine sen 16 yazarsan şurası kaç yapar? 32 yapar. 32, 28 daha 60 yapar. Evet buradaki alan 60 oldu. Şu ikisi yani şu tüm alanın yarısıydı. O zaman paralel kenar alanı da 60 çarpı 2'den 120'ye eşit olur. Yani 9. soru böylelikle Akçay oldu arkadaşlar. Evet hocam çıkar mı? Vallahi çıktı zamanında haberin olsun. Tamam hadi bakalım geldik öne. ABC'de paralel kenar verilmiş. Şunlar da birbirine paralel falan verilmiş. Evet şurada kalan 4 ise. O zaman şurada paralel kenar paralel kenar paralel kenar paralel kenar çıktı mı çıktı. Bu alan 4 ise yarısı 4 diğer yarısı da 4 değil midir? Evet. Sonra alan ABC'de 50 verilmiş. Alan ABC'de 50 ise o zaman ne yapacağız? Şurası 25 burası da 25 yapmaz mı? Yapar. Sonra ne yapacağız? Şuradan yola çıkabiliriz. Buraya AA dersek bu alanda 25 ise o zaman buraya 21 eksi A kaldı diyebiliriz. Hatta buraya da 21 eksi A kaldı diyebiliriz. Çünkü burası da 25 olacağından. Sonra paralel kenarda şöyle bir şey var. Birer kenarları ortaksa atıyorum burası 2A burası 3A ise burada kalan 2A ise burada kalan 3A diyebiliriz. Şuraya bir A deyip B deyip A'nın B'ye oranı bak A bölü B eşittir. 21 eksi 21 eksi A şöyle yazayım. 21 eksi A bölü B 8'e eşittir. Çünkü tabanlar oranı alanlar oranı eşittir. Peki şurası da A burası da B ya. A bölü B oranı aynı zamanda 2A bölü 21 eksi A'ya eşit değil midir? 2A bölü 21 eksi A'ya eşittir. Yani sen buradan işler dışlar yaparak sonuca ulaşabilirsin. Birinci yol bu. Ya da ikinci yol nedir? Şöyle bakacak olursak. Hocam AA demeyelim de. Bak şöyle bütünsel düşünelim. Tüm alanı bize 20, 50, 50 vermiş. O zaman şuradaki alana ne kaldı? Şuradaki alana bakın. Şurada kalana ne kaldı arkadaşım? 25 kalmadı mı? Evet. O zaman burada kalanı 25 olarak kullanalım. Şimdi şurada bunlar birbirine paralel değil mi? Evet. Tüm alanda 25 olduğundan dolayı burada bir işlem yapabiliriz. Nasıl bir işlem yapabiliriz? Tüm alan 25. Benzerlik alan ilişkisi. Hocam şöyle temel orantıya bakalım. Şunlar birbirine paralel. Evet. Temel orantı. Burası 4 iken tüm alan 25. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit değil mi? Evet. O zaman alanlar oranı. Bak şu üçgen ve büyük üçgende alanlar oranı 4 bölü 25. 4 bölü 25'in de kare kökü bize 2 bölü 5'i verir. Yani benzerlik oranını verir. O zaman benzerlik oranı 2 bölü 5 ise o zaman burası 2A iken tamamının kaç A olması lazım? 5A olması lazım. Hocam burası 2A iken burası 2A, burası da 3A oldu. Burası da 3A oldu. Sonrasında alan dağıtabiliriz. Bak 2A'da kalan 8 ise 4 katı 4 katı burası da 12 deriz. Ve sanki biraz öncekine göre daha kolay ve daha net bir şekilde sonuca ulaşırız. Evet burada kalan böyle 12 çıkar ve çok da güzel bulduk arkadaşlar. İki farklı yolda gösterdim sana. İstediğin yoldan yapabilirsin. Ama bak burada şu alanında 25 olması şu üçgenle büyük üçgende temel orantı benzerliğinden alanlar oranının karekökünden daha kolay bir şekilde sonuca ulaştırdı beni.
Ve böylelikle bu testi bitirdik mi? Bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 6, paraya kenarının 6. testinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.